Evet 11. sınıf 4. deneme B kitapçığı 8. soruya geldik arkadaşlar. Durgun halden harekete geçen bir cismin konum zaman grafiği. Şurası önemli bakın durgun halden yani başlangıçta t eşittir sıfırda bu arkadaşın hızı sıfırmış. Diyor ki cismin ivme zaman grafiği hangisidir? Şimdi ben bir yandan hatırlayalım diye hız zaman grafiğini oradan da ivme zaman grafiğine geçiş yapacağım. Öncelikle konum zamanla alakalı bir kodlamamız vardı onu bir hatırlayalım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bir K çiziyorduk şöyle bir de C çiziyorduk bak tam orta noktası. Bu arkadaş neydi? Artan diyorduk buna azalan diyorduk. Bak Grafiğin üst kısmı alt kısmı. Grafiğin üst kısmı bak bu şekilde ise hızı artandı. Bu şekilde ise azalandı. Buna göre inceleyeceğim. Bakalım başlangıçta duruyormuşum. Hız zaman grafiğini çizerken sıfırdan başlayacağım. Dikkat edin grafiğin üst kısmında bak grafiğin üst kısmında ne yapmış? Artmış. O zaman 0 t aralığında benim cismim ne yapmıştır? Düzgün hızlanmış demektir. Bakın dikkat edin bak şu grafiğe bak azalmış. Ben hala artı taraftayım. Bakın dikkat edin azalmış. O zaman düzgün yavaş yan harekette bulunurum. Bakın düzgün yavaşladım. Devam ediyorum. Bakın 2T 3T aralığında bak aşağı kısma bak. Zaten şurada dikkat edin 2x'ten x'e doğru döndüm. Şurada şu kısımda yön değiştirmiş. Artık eksiye gideceğim demek ki. O zaman grafiğin altı gibi kabul ediyorsunuz şurasını. Ne yapmış? Zıt yönde hızlanmış. Dolayısıyla bakın hızımı zıt yönde hızlandırıyorum. Düzgün hızlan hareket. Eksi yöne geçtim. Bakın bu sefer eksi yönde yavaşlamışım ben. Gördünüz mü? Eksi yönde yavaşlayan bir grafiğimi çizdim. Hız zaman grafiğimi çizdim. Şimdi buradan da nereye geçeceğim? İvme zamana geçeceğim. Şimdi dikkatinizi verin. Bakın artı yönde düzgün hızlandım. Demek ki ivmem artı. Çünkü ivme benle aynı yönlüyse cismim hızlanıyordu. Zıt yönlüyse yavaşlıyordu. Bakalım artı yönde düzgün yavaşlamış. Demek ki ivme yön değiştirmiş ben yavaşladığıma göre. Bu da ne yaptı? Eksi yaptı. Bakın şuralara Artı a artı diyelim e eksi a diyelim şuralara da artı v eksi v diyelim çünkü değişkenleri aynı devam ediyorum bakın dikkat edin durmuşum eksi yönde hızlanmışım bak eksi yönde Şurada hız zaman grafiği için söylüyorum o noktada ne yapmış hocam yön değiştirmiş derim dikkat eksi yönde hızlandım demek ki ivme de eksi yönde Hızlandırmış beni aynı yönde olmamız lazım. Eksi yönde yavaşlamışım. Demek ki ivme artı yöne geçmiş ki ben yavaşlıyorum. Dolayısıyla şurası da şu şekilde bir grafik olacak. T, 2, T, 3, T, 4 de isimlendirdim. Şimdi şekillere bakıyorum. Arkadaşlar E seçeneği benim ivme zaman grafiğimle aynı. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği.